O Türk dünyasının umudu, Türk milletinin gönlüne taht kurmuş, milli teknoloji hamlesinin öncü ismi, gençlerin Selçuk ağabeyi ve rol modeli Selçuk Bayraktar Beyefendi'yi kuvvetli alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, tabii öncelikle Sayın Bakanım demem gerekiyordu. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm ve geleceğin mimarı olacak, mimarları olacak çok sevgili genç kardeşlerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bugün Baykar'da yürüttüğümüz milli insansız havaracı mücadelemizden, serüvenimizden biraz da milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve diğer STK'larımızda yürüttüğümüz faaliyetlerden bahsedeceğim. Bir kısmında da soru cevap yapacağız herhalde. Biraz hızlı geçip sizlerle biraz etkileşimli soru cevap yapsak daha güzel olur diye değerlendiriyorum. Öncelikle kısa bir anket almak isterim. Yalnız ses bir gidip geliyor. Kısa bir anket almak isterim. Acaba daha önce benim sunumuma katılmış olan var mı aramızda? Peki Teknofest'te katılan, evet, proje yapan var mı acaba? Projeyle başvuran. Peki buradaki topluluk daha çok pozitif bilimlerden mi diye elimi kaldırsam? Pozitif, evet, sağlık kanalı. Ama kimse elini kaldırmadı. Sanki daha çok sosyal bilimler gibi geldi bana. Sosyal bilimciler var mı? Biraz daha üst düzey bilgiyle ilgilenenler. Herkes aynı zamanda sosyal bilimci. Peki. Sizlerle hızlıca Baykar'da, ha, burada mı? Peki. Şimdi hızlıca Baykar'ın hikayesine dönüp baktığımızda tabii 2000'li yıllarda başlayan bir serüvenden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda tabii insansız hava araçları dünyada pek bilinen teknolojiler değil. Bu alanda yurt dışında bir araştırma görevlisi olduğum dönemlerde bizler de Türkiye'de ülkemizin ilk insansız hava aracını yapmak üzere yola çıkıyoruz. Tabii bunlar minyatür araçlar. 2007'de ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine, tabii bugünkü kadar popüler değil, ilk defa milli bir insansız hava aracı. Maket uçak gibi bir şey ama içindeki bu uçuş kontrol sistemi ve içindeki yazılımlar bunu otomatik bir şekilde uçuruyor. Girmiş oluyor ve ilk defa bu Türkiye'de böyle bir teknoloji geliştirmiş oluyor ve dünyada da çok az bir sayıda ülkede ancak bu teknoloji geliştiriyor ve adım adım büyüdüğünü görüyorsunuz. 2009'da Bayraktar TB2'nin ilk prototipi 450 kiloluk Bayraktar TB1 uçuyor. Bunun uçtuğu dönemde ne İsrail'den ülkemizin alıp kullandığı Heron'lar ne de Amerika'nın Predator'ları otomatik inip kalkmıyor. 2009'da onu başarıyor. Tabii 2014'te tüm dünyaya damgasını vurmuş. Taktik ve bir üst sınıftaki Bayraktar TB2 ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Ve tabii silahlanmasıyla beraber bir anlamda ülkemizdeki terörün belinin kırılmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belinin kırılmasına vesile oluyor. TB2 650 kiloyken Bayraktar Akıncı, tabii geçtiğimiz günde de Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunmasında görev alan Akıncı 2019'da ilk uçuşunu yapıyor. Aramızda Akıncı belgeselini izleyen var mı acaba? Evet, salonun epey bir kısmı izlemiş. İlk uçuşunu gerçekleştiriyor. 2020'de de Silahlı Kuvvetlerin envanterine giriyor. Ve bugün 9 ülkeye ihraç edilmiş durumda. İhraç sözleşmesi imzalanmış durumda. Bayraktar TB2 de dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız hava aracı ve bizlerin bütün gelirlerinin savunma sanayinde dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir şekilde %83 mertebesinde 20 yıl boyunca bütün bu serüvende ihracattan elde etmemize vesile olan bir platform. Akıncı ondan daha büyük, daha gelişmiş bir platform. Farklı sınıfta bir hava aracı. O da 9 ülkeye şimdiden ihraç edilmiş durumda. Tabii biz bu serüveni yolun en başında menzile varmak için çıktığımız Kızılelma'yı açıkçası uçurabilmek için. Bütün bu yoldan geçmemiz gerekiyordu, 20 senelik bu yoldan. Ve Kızılelma'mız olan
Bayraktar Kızıl Elmam, Cumhuriyetimizin 100. yılına milletimize söz verdiğimizden tarihten yaklaşık bir yıl kadar önce bir sürpriz yaparak 2022'nin Aralık ayında uçtu. Sonra da geleceğin hava muharebesini temsil edecek bir anlamda geleceğin havacılık dünyasını temsil eden, demonstre eden bazı uçuşlar gerçekleştirdi. Ve bunlar dünya havacılık tarihinde ilk defa oldu. Hemen peşinden 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında kısa pistli gemilerden de inip kalkabilme kabiliyeti olacak. Bayraktar TB3 insansız hava aracımız uçtu ve onun da test ve geliştirme faaliyetleri bir yandan devam ediyor. Şimdi sizlere hızlıca Baykar'ın hikayesinden bahsettim. Şimdi havacılık dünyada 1900'lerin başında doğuyor. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda da bildiğimiz bazı önemli figürler, havacı figürler, bir yandan da havacılıkla alakalı savaşta olduğundan imparatorluk tedarik etme çalışmaları, havacılık cemiyetleri kuruluyor. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da dünyada havacılığın doğmasıyla birlikte bizlerde de ciddi bir atılım olduğunu görüyoruz. Ama maalesef bunların hepsi 1950'lere varmadan bütün bu çalışmaların akamete uğradığını görüyoruz. Ta ki nereye kadar? İşte bunlar biraz tabii teknolojideki paradigma dönüşümleri. Ses biraz kesilip geliyor mu? Arka taraf duyuyor mu iyi? Mikrofon değişsek iyi olur gibi. Ses. Orası mı kötü? Burası daha iyi herhalde, değil mi? Burası kesilmiyor. Tabii teknolojideki teknolojik gelişimleri bir sörf dalgasına benzetecek olursak, aynen sörfçünün dalgayı beklediği gibi doğru noktada dalgayı yakalayacak olursanız önde gidiyorsunuz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılığın o doğan dalgasını yakaladığımızı görüyoruz ama maalesef sonrasında bu serüvenin akamete uğradığını ve neredeyse 80 yıl beklemek zorunda kaldığımızı görüyorsunuz. Çünkü bir sonraki kırılım yaşanıncaya kadar ve o kırılım yaşanmadan önce sizler çalışmaya başlayacak olursanız ancak başarılı olmanız mümkün oluyor. Bizim de hem Baykar'daki serüvenimizde hem T3'te yürüttüğümüz faaliyetlerde açıkçası vizyonumuz da biraz böyle. Bugünün teknolojilerine değil, bugünün yarışlarına değil. Belki 10 sene sonrasının, 15 sene sonrasının, işte bazen de 5 sene sonrasının hızlı dönen devirlerde yaşıyoruz. Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlan, azami gayreti göster ve dünyada lider olmayı hedefle. Şayet bugünün yarışında var olmaya çalışacak olursanız, normal şartlarda şansınız çok daha zor. O dönemde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu çalışmalar yürütülüyor. Sonrasında neredeyse işte bizim çalışmalarımıza denk gelecek 2000'li yıllara kadar insansız hava araçlarının teknolojisinin yavaş yavaş dünyada bir anlamda araştırma ortamlarında gelişmeye başlamasıyla birlikte ve bizlerin de o dönemde tam doğru bir noktada bu alanda çalışıyor olmamız vesilesiyle yeniden bir hikaye yazılmış oluyor. Ve tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelede bu araçlara ihtiyacı var. İşte yurt dışından aldığımız araçlar da bunlar. Öncelikle ABD'den, sonrasında İsrail'den kiralanan, kullanılan araçlardı. Tabii Baykar'ın serüveninde, buradaki herkes aşağı yukarı sağlık bilimleriyle ve tıpla uğraşıyor. Nedir genetik kodu diye sorsanız bütün bu çalışmaların, bu slaytta özetleyebileceğimi düşünüyorum. Yani insanoğlu nasıl ki bir hücreden, biyolojik varlığı bir hücreden geliyorsa ve içinde bir genetik kod varsa, hatta bugün kırıldı o kod, 6 GB kadar kod varsa, bütün hücrelerinde de aynı kod varsa, Baykar'ın bu serüvenindeki en ufağından başlayan, işte 4 kilodan başlayan, 8-9 tona kadar giden insansız hava araçlarını geliştirmedeki kodu nedir diye sorsanız, aşağı yukarı şunları söylerim. Tabii bizler, pozitif bilimciler, daha çok salonda epey bir kısmı öyle. Gerçi epey bir kısmı da şunu söyledi. Hem pozitif bilimciyiz hem sosyal bilimciyiz dediler. Bizler tabii temel seviyedeki bilgilerle ilgileniyoruz. Pozitif bilimciler temel bilgiyle, en alt düzey bilgiyle. Yani kainata bakıp nedir sorusunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Bizler mühendisler de işte
matematiğin diliyle ifade edilmiş doğal kanunları kullanarak makineler geliştirmeye çalışıyoruz. Sosyal bilimciler biraz daha önemli soruların cevaplarını arıyorlar. Ne sorusundan ziyade nasıl sorusuna, yani daha üst düzey bir bilgiyle cevaplanabilecek soruların cevabını ve çok daha önemli neden sorusunun cevabını vermeye çalışıyorlar. Tabii bizlerin de yaptığı en önemsiz şey nedir diye baksanız, aslına bakarsanız buradaki en önemsiz şey bu sorular arasında milli ve özgün bir insansız hava aracı, yani yüksek teknoloji elektroniklerden oluşan bir anlamda teknoloji harikası bir makineyi dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirmeye çalışmak. Şimdi bu yeterince belki önemsiz gözükmeyebilir ama bütün bu yapılan işte en önemsiz unsur bu. Çünkü aslında ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız çok daha önemli. Ve hatta neden yaptığınız sorusuna vereceğiniz cevap bütün bunlardan daha önemli. Şöyle baktığımızda, yani bir pozitif bilimci gibi nasıl bunu iddia edebilirsin diye bunun kanıtını yap dediğinizde, Hubble Uzay Teleskobu diye bir teleskop var. Acaba duyan var mı? Şimdi pozitif bilimlere baktığımızda bunların kurucu babalığını yetiştiren bir medeniyetin çocukları olduğunu görüyoruz. Yani bilimsel metodolojinin dahi, bilgi edinme metodolojisini dahi formalize eden bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Ve optik dediğimizde mesela aklımıza kim geliyor? Medeniyetimizden optiğin kurucusu kim? Bilen var mı? İbn-i Leysem dedi birisi sanki. Evet, optiğin kurucusu. Ben robotik uzmanıyım. Robot uçaklar alanında ihtisas yaptım. Robotiğin kurucu babasını bilen var mı burada aramızda? Evet, Cizreli Müslüman bilim insanı. Cizre'de yaşamış. Biz onun ekolünden gelen, onun ekolünü takip eden bu dönemin robotikçileriyiz bir anlamda. Şimdi tabii uzak mesafelere bakmanız icap ettiğinde optiğin kanunları büyük mercekler yapmanızı gerektiriyor. Çok uzak mesafeye baktığınızda da çok geçmiş zamana bakmış oluyorsunuz. Yani geçmiş zamanı görmüş oluyorsunuz ancak. Çünkü çok uzak mesafeler ancak çok uzun zamanda fotonlar varıp bir görüntü oluşturabiliyor. Hubble Uzay Teleskobu diye bir teleskobu insanoğlu uzaya çıkardı. Bir anlamda kainatın derinliklerine bakabilmek için ve geçmiş zamanı bakmış olduk. Hatta o teleskobu ilk çıktığında bir mercek kusuru nedeniyle tamir edilmesi gerekti. Tamir etmeye giden astronotlardan bir tanesi yüksek lisans yaptığım dönemde MIT'de bizlere ders de anlatmıştı. O yaşadığı tecrübeyi aktarmıştı. İnançlı bir insandı. Tabii o teleskop gözünü açtı. Bir resim çekti ve 13 milyar yıl öncesinin bir anlamda kainatın resmini çekmiş oldu. Bir iğne deliği kadar bir açıdan bir anlamda. Yani kainatın bir yönüne iğne deliği kadar bir delikten baktı ve 13 milyar yıl öncesinde. Şimdi bunlar çok büyük nicelikler. Bu salon aşağı yukarı 400 kişi falan herhalde diye düşünüyorum. 500 mü? Evet. Tabii burada 10 sene desem herkesin hatırası vardır. 20 desem hatıraları olanlar vardır. 30-40 desem Sayın Bakanım'la bizlerin herhalde ilk hatıraları başlamış olur ama 100 sene dediğimde kimsenin hatırası yoktur. 13 milyar yıl öncesinin resmini çekti. Milyarlarca galaksi gördü. Sadece bir iğne deliği kadar delikten baktığında bir başka yöne baksaydı yine onu görecekti. Yani o kadar büyük nicelikler ki bunlar artık hem zamanda ve mekanda o kadar ihmal edilebilir bir seviyedeyiz ki pozitif bilimciler hep bunu yapar. Doğayı kuramlaştırırken ihmaller üzerinden modellere oturturuz biz. Artık o kadar fazla sıfırından sonra o kadar fazla sıfır var ki çok ihmal edilebilir bir yerdeyiz. Yani ne yaparsak yapalım maddi olarak yaptığımız şeylerin toplamı hem zamanda hem mekanda, çünkü bir insanoğlu aşağı yukarı işte en fazla yaşayacak olsa, az önce sunumda bahsedildi ama herhalde 100 seneyi geçmesi zor istatistiksel olarak. Ortalama da tabii daha uzun yaşayanlar da var ama milyar üstü milyar
galaksiden, onların içindeki gezegenlerden, yıldızlardan ve çok geniş bir zamandan bahsediyoruz ve insanoğlu bu kainatta bir zerre bile değil. Dolayısıyla ne yaptığıyla, yapabileceği, ilk soruyla verebileceği cevap aslında kocaman bir hiç. Diğer sorularla, nasıl ve neden sorularıyla yaptığı işler belki bir önem kazanması, anlam kazanması mümkün. Bu sorulara verdiği cevapla. İşte Baykar'ın farkı da biraz burada yatıyor veya bizim verdiğimiz serüvende de en azından bizler için bu sorulara verdiğimiz cevaplar, nasıl ve neden sorusuna verdiğimiz cevaplar belki bir fark yaratıyor. Baykar'daki serüvenimizde bizler dedik ki sistem ne olursa olsun biz kim ne derse desin ve hatta işte ya bu devi güdersin ya bu diyardan gidersin diyenler dahi olsa biz dosdoğru düsturumuzdan ayrılmayacağız. İşte bürokrasinin koridorlarında değil de dosdoğru bir şekilde uçaklarımız, hava araçlarımız sağda uçacak ve biz bu yolumuzdan asla dönmeyeceğiz dedik. Ve bunu bir anlamda şehit analarımızın yüreğine su serpebilecek bir şehit anasının dahi yüreğine su serpebilecek bir teknolojiyi ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılmak adına yaptığımız için işte o neden sorusuna verdiğimiz cevaptan dolayı yaptığımız işin bir kıymet kazanabileceğine inandık. Bunu ufacık bir ekiple başladık. Şu anda Baykar yaklaşık 4500 kişi, 2500 mühendisten oluşuyor ve 34 ülkede faaliyet gösteren kocaman bir aile, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi. Ama bütün bunlardan ziyade az önce de söylediğim gibi neden yaptığı bu işe, bu soruya verdiği cevap bir anlam katıyorsa ancak o katabiliyor. Ve tabii biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda da yürüdüğümüz, bu Milli Teknoloji Hamlesi Serüveni'nde yürüdüğümüz yüz binlerce gence hep bunu söyledik. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız, dost doğru bir ahlakla yapmanız çok daha önemli. Ve neden sorusuna verdiğiniz cevap bunlardan da çok daha önemli. Bundan da daha da önemli. İnsanoğlu doğası gereği biraz kendini önceleyen bir varlık. Kendinden öte ailesini, ailesinden öte cemiyetini, cemiyetinden öte toplumunu, toplumundan öte, milletini milletinden de öte, insanlığın faydasını gözeterek ve dosdoğru bir ahlakla çalışmalarını yürüt ve bir vizyon açısından da baktığında bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarına şimdiden hazırlan ve dünyanın en iyisini yapmaya azami gayretle çalış. İşte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda da, Baykar'da da bu işin sırrı nedir diye sorsanız, genetik kodu nedir diye sorsanız, çekirdekte ne var? Yani ben robotik uzmanıyım, saatlerce size teknolojiyle alakalı, yüksek teknoloji nasıl geliştirilir ile alakalı veya kendi spesifik işte güdüm kontrol sistemleriyle alakalı saatlerce burada size ileri diferansiyel denklemler veya matematiksel kavramlarla alakalı ders anlatabilirim ama anlatabileceğim en önemli şey bu genetik kodun içinde yazılı olan husustur diye düşünüyorum. Tabii 2005'e döndüğümüzde Türkiye o dönemde savunma sanayinde bütün kullandığı teknolojilerin %85'ini yurt dışından aldığı bir döneme denk geliyor ve bizler için, benim kuşağım için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduğum dönemde en büyük maharet nedir diye sorsanız işte yabancı bir firmada, network firmasında bakım mühendisi olabilmek çok büyük, en prestijli şey, prestijli şeydi. Yani bırakın bir insansız hava aracı tasarlamayı, bir uçak tasarlamayı, bir makineyi tasarlamayı, yabancı menşeli bir firmada yabancıların tasarladığı bir sisteme bakabilme kabiliyeti, onların söylediklerini anlama kabiliyeti böyle en prestijli işlerden bir tanesiydi. İşte o dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı, tabii şöyle bir karar alınıyor hükümet tarafından. Bizler tümüyle neredeyse yurt dışına bağımlıyız ve tabii farklı farklı bir yandan da terörle mücadele ediyor Türkiye o dönemde. Ve en ufak bir şey olsa bugün de yaşadığımız gibi ambargolara maruz kalıyor. Kullanım kısıtlarına maruz kalıyor. Muhakkak bir
bu kuşatmanın, teknolojik kuşatmanın bir anlamda kırılması gerekiyor. En ufağından başlayarak millileşme kararı alındı insansız hava araçlarında. Tabii başarılı olacak mı, olunmayacak mı bilmeden en ufağından nispeten daha risksiz bir alandan denenmiş oldu. Ve buraya 4 kurum, 4 firma katıldı. Tabii şöyle bir şart da kondu. Yine ilk defa oluyor bu. Dendi ki ya uçağın gövdesi, insansız hava aracı zaten uçağın gövdesi dediğiniz maket uçak gibi bir şey. Ya da uçuş kontrol sistemi milli olarak yapılacak. Tabii gövdesi maket gibi bir şey. Yani nispeten çok daha kolay yapılabilecek bir şey. Ufak bir uçak tasarımı. Ama asıl has hususiyet bugün de işte bizim en büyük katma değeri ürettiğimiz en stratejik yer nedir diye sorsanız bu uçağın içindeki uçuş kontrol sistemleri. İçinde mesela Akıncı'nın 100'den fazla bilgisayar var. Bunların içinde çok gelişmiş milyonlarca satır yazılım var. Bütün bu bilgisayarları tasarlamak, bir robotun iç organları gibi tasarlayıp geliştirmek aslında büyük marifet. Dolayısıyla onun bir bilgisayarlı bir insansız hava aracıydı böyle elden atılan. 4 kurum çağrıldı. Sadece bir tanesi derme çatma olacak bir şekilde milli olarak geliştirmişti. Diğerleri dışarıdan almıştı. Ve ona rağmen çok enteresan bir şey oldu. Yani beklenenin aksi oldu. Aslında dışarıdan gelenlerin başarılı olması. Türkiye'de yapılanın başarısız olması bekleniyordu. O dışarıdan gelenler taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği gibi hiçbiri o teknoloji demonstrasyonunda başarılı olamadılar. Ve o derme çatma milli uçuş kontrolüyle yazılan, geliştirilen uçuş kontrol bilgisayarıyla yapılan uçak, adeta maket uçak, sadece o bütün görevleri başarıyla uçabildi. Ve kimsenin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Ben de o dönemde MIT'de araştırma görevlisiyim. Ve dönem içinde gidip geliyorum. Bir yandan insansız hava araçları üzerinde çalışıyorum. Ve o gün işte o başarılı uçuştan sonra 60 kişilik bir heyet var. Hem devletin farklı güvenlik kurumlarından, işte Genelkurmay'dan, Kara Kuvvetleri'nden, Deniz Kuvvetleri'nden. Orada yapılmış bir genç kardeşinizin konuşması var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 2005. Yani bundan 19 yıl oluyor değil mi? Tam 19 yıl önce. Şimdi tabii ufak bir uçak o. O dönemde insansız hava araçları dünyada duyulmamış şeyler. Yani insansız hava aracı dediğinizde... Projede tabii babamın en büyük şeyi var yani. Öyle bir şey mi olur diye insanlar? Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kuruş füzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor orada. Fransızı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraillisi yapıyor, Yunan'ı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur, çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın son bulunmuş teknolojiler giriyor. Destekleyen herkese gönülden teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Şimdi tabii orada bayağı iddialı konuşuyor. Diyor ki dünyada bir numara olur diyor genç kardeşiniz. Tabii 5 senede değil ama yaklaşık 15 senede dünyanın bir numarası olacak. Kendi sınıfında tabii insansız hava araçlarını Türkiye'ye geliştirmeyi başardı. Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı, en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu. Ve biz oradan elde ettiğimiz gelirlerle dünyanın en büyük drone insansız hava aracı üreticisi olduk. Ve bütün projelerimizi yine eşi benzeri rastlanmaz bir şekilde bütün projelerimizi dünyada savunma ekosistemleri devletlerinden gelen kaynaklarla ancak bütün savunma sanayi şirketleri o şekilde yeni platform üretirler. Hem Akıncı'yı, hem Kızıl Elma'yı, hem şimdi geliştirdiğimiz uzayla alakalı teknolojilerin hepsini kendi öz kaynaklarımızla bir kuruş kredi kullanmadan geliştirmiş olduk. 25 yılda bütün gelirlerinin %83 ihracattan,
son yıllarda, son 5-6 yılda 97-90 üzeri oranlarda ihracattan elde etti Baykar. Düşünün ki böyle bir savunma sanayi şirketi ne Türkiye'de ne dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de işte ancak BioNTech gibi firmalar bütün dünyaya böyle çok vurucu bir şekilde ihracat yapan, buluş yapıp geliştiren firmalarda görebilirsiniz. Yani dünya teknoloji tekerlerinde bile pek görünmeyecek bir şey. Rahmetli babam iş yerinde yaşadı. Hayatının neredeyse son nefesine kadar bizlerle beraber çalıştı. Annem de bizlerle beraber çalışıyor. Muhasebe bölümünde, finans bölümünde. Babam iyi bir mühendisti. Hayatını bu alana vakfetmiş, memleket sevdalısı. Dost doğru o yoldan ayrılmayan bir insandı. Ve son nefesine kadar bizlerle beraber bir serüvende mücadele etti. İş yerinde yaşadı bildiğiniz. Yani o da sordu. Annem de iş yerinde yaşıyor. Yani eve gidip gelmiyor. Annem İstanbul Üniversitesi, az sonra İstanbul Üniversitesi'nde de sunum yapacağım. 1972'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş. İktisat bölümünden. Sonrasında da Sanayi Kalkınma Bankası'nda bilgisayar assembly dilini bilen var mı? Yoktur herhalde. Punch kartları duyan var mı? Delikli kartlar. Onlarda yazılım yazmış. Bizde yazılım yazmıyor. Ama zaman zaman öyle şeyler de çıkıyor. İşte Siyan'ın yazılımlarını Can Hanım yazdı. Yok yazmıyor. Finans bölümünde çalışıyor ama bizim için önemi şurada. Yani bizim asıl yaptığımız için merkezinde elbette yazılım var. Ben de yıllarca bu uçakların yazılımlarıyla uğraştım. Onun duası ve vasiyeti, nasihati diyelim bizler için çok önemli. Onun hemen 2009 yılında çekilmiş bir belgeselden onun nasihatini. Bize vasiyet ettiği bir söz bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine... Melih Erbay'ımız şehit oldu Şırnak'ta. Oradaki, ortadaki şahıs. Süt hakkım olarak niyaz ediyorum anneniz. Tabii bu serüven boyunca Hakk'ın rahmetine kavuşmuş yol arkadaşlarımız oldu. Onları da hatıralarını yad etmek üzere bir video hazırladık. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Tabii en uçulmaz, en zorlu şartlarda biz mücadelemizde hiç durmadık ve kimsenin gidilemez dediği yerlere hep gitmeye çalıştık. İşte dünyada geçtiğimiz günlerde dün bunun bir örneğini daha yaşamış oldu. En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insan sınav araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı. Canların kalbinde olan inan.
Tabii insanlar doğarlar, yaşarlar ve muhakkak ölürler. Bu değiştirilemez, değiştirilemez tek gerçek. Ama hüsnü niyetle, iyi niyetle, dost doğru bir düsturla insanlık için, milletleri için, büyük bir dava için hayatını vakfedip çalışanlar, o yolda azami gayreti gösterenler, onların ruhları, o biyolojik varlıklarından ve eserleri çok daha fazla yaşar. O anlamda ben Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm yol ve dava arkadaşlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, sizlerle paylaşmak istedim. Tabii Kızıl Elma bizim yaklaşık bu serüvene ilk katıldığımız günden itibaren adeta işte medeniyetimizin o ülküsü gibi hedefimizdi, kutlu ülkümüzdü bir anlamda. Tabii Kızıl Elma 2022'de milletimize söz verdiğimizden yaklaşık bir sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Biz bir sürpriz yapmak istedik. Ve hemen sonrasında da ilk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine geçecek, ilkleri temsil edecek bazı uçuş gösterileri ve testleri yaptı. Dünyada ilk defa iki insansız savaş uçağı yakın formasyon, yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bunu hem Çorlu'daki test merkezimizde hem de Teknofest'te milyonların üzerinde yaptı. Adeta geleceğin hava muharebesini Türk mühendisleri dün tüm dünyaya şimdiden sergilemiş oldular. Tabii bu 2023'te biz 3 büyük şehrimizde Teknofest'i düzenledik. Bunlardan ilki İstanbul'du. İstanbul'da gerçekleştirilen gösterilerden bir kısmını görüyorsunuz burada. Kızıl Elma bir anlamda insanlı savaş uçaklarının yapamadığı tüm görevleri yapacak ve adeta insanlı savaş uçaklarını hava muharebesinde bir anlamda sonunu geçirecek bir teknoloji. Çünkü en büyük vasfı işte adı üstünde insansız hava aracı olması. Dolayısıyla çok daha riskli görevlere bir pilotu yetiştirme, yıllarca yetiştirme ve onun eğitimini canlı tutma ihtiyacı olmadan o şekilde görev yapabilecek bir teknoloji. Ve tüm dünyanın havacılıkta gittiği yeri temsil ediyor Kızıl Elma. Bir anlamda da bu uçuşlar ve bu teknoloji demonstrasyonları o gelecekte bizlerin takipçi değil de oyun kurucu olarak medeniyetimizin ve ülkemizin, milletimizin oyun kurucu olarak var olacağının müjdesini veriyor. İnşallah bu yıl yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet Kızıl Elma'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son nihai entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Tabii Bayraktar TB3 dünyada kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip ilk insansız hava aracı olacak göreve girdiğinde. Şu anda biz 50. göreve doğru, 50. test uçuşuna doğru gidiyoruz. 2023'te de ilk uçuşu gerçekleşti. Yakın zamanda da gemiden denemeleri başlayacak. Bu yıl içinde biz gemiden inip kalkma denemelerini başlamayı hedefliyoruz. Bu teknoloji tabi deniz muharebesinde, deniz havacılığında nasıl ki Bayraktar TB2 dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk ordularını kazanmasına vesile olduysa, deniz havacılığında büyük bir paradigma dönüşümüne vesile olacak. Çünkü binlerce kilometreye bir insansız hava aracıyla
armağanımız olsun. Gemiden, yani mobil bir platformdan bir anlamda, mobil bir üstten erişime ve aynı zamanda oranın keşfini yapabilme kabiliyetine sahip olmuş olacak Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünyada da şimdiden tabii bu platforma büyük talep var. Bu daha tabii henüz envantere girmeden hemen dünyanın her tarafından Bayraktar TB2'den de dolayı tabii isminden dolayı bu TB3 büyük abisi 1500 kiloluk bir platform. Talep var. Şimdi yakın zamanda dediğim gibi gemiden de uçuş denemelerine başlayacak. Burası bizim Çorlu test merkezimiz ve sürekli testler yapılan bir yer. Tabii bu işleri başaran kocaman yürekli, gencecik bir ekip. Ben biraz abileri gibiyim. Yaş ortalamamız şu anda 29. Evet, 4600, 2100 mühendis, 2500 teknisyenden oluşan 34 ülkede faaliyet gösteriyor. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı firması. Gencecik bir ekip. Az önce de sizlere bahsettiğim ruhla çalışan bir ekip. Tabii psikiyatri ve kanser alanında ileri düzey araştırmalar yürütmek üzere biz Can Sağlığı, Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfımızı kurduk. Yaklaşık 2-2,5 yıl kadar oldu. Burada psikiyatri alanında ileri düzey araştırmalar yapan bir grubumuz var. Hali hazırda çalışıyorlar. Yine yapay zeka destekli kanser ve onkoloji alanında da çalışan bir teknik ekibimiz var. Hem Baykar'dan da hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve aynı zamanda Medeniyet Üniversitesi'nden araştırmacılar kanser alanında da başladılar. Tabii yapay zeka artık hayatımıza böyle adeta yeni bir buluş gibi bir anlamda işleri çok daha hızlandıracak, verimli hale getirecek bir icat gibi girmiş durumda ve gerçekten de normal şartlarda düşünün ki bir molekül sentezleme çok uzun sürecekken artık bilgisayar yardımıyla çok daha hızlı sürede bir ilaç tasarımı, işte moleküler biyolojide ve onkoloji alanında mümkün olabiliyor. Bu alanda da çalışmalarını yürütüyor. Tabii Kızıl Elma'ya varınca bizler için Kızıl Elma böyle yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef olduğundan hedef biraz daha yukarıya çıktı ve Fergane adlı uzay girişimimizi kurduk. Buradaki hedefimiz de kendi kaynaklarımızla tümüyle ülkemizin ilk ve dünyada da tabii birkaç örneği var. Küresel konumlama sisteminin alçak yörünge uydulardan oluşan takım uydularından oluşan küresel konumlama sistemini gerçekleştirmek. Dünyada küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz bugün gündelik hayatımızda da çok yoğun bir şekilde kullandığımız, yani telefonlarımızdan akıllı saatlerimize, işte arabalarımızdan tüm hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji. Dünyada da işte Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın, bunun yanında Çin'in sahip olduğu bir teknoloji. Bizler de tabii özellikle bu böylesine stratejik bir teknolojiyi yeni nesil bir teknolojiyle çok daha düşük maliyetle kendi kaynaklarımızla geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ilk uydumuz uzaya çıkacak. Fergane'nin ilk uydusu. Ondan sonra da takım uyduların tamamlanması yaklaşık 7-8 seneyi bulacak. Ve bunun yanında uzaya çıkabilmek için fırlatma araçlarını da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir yandan onunla alakalı da çalışmalarımız başladı. Tabii bütün bu serüvende Baykar'daki yaşadığımız tecrübeyle biz 2010'lardan itibaren biraz şunu fark ettik. Biz tek başımıza böylesine bir yüksek teknolojiyi geliştirsek de tek çiçekle baharın gelmesi mümkün değil. Bu ancak tüm toplumun da sahiplendiği adeta bir dip dalga gibi gelen paradigma dönüşümüyle, toplumsal seferberlikle mümkün. Bunun için de
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızı kurduk. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızda öncelikle DeneyUp dediğimiz teknoloji atölyelerinde ücretsiz bir şekilde gençlerimize bir anlamda dokunarak öğrenmelerini sağlayacak teknoloji eğitimleri verdik. Sonrasında Sanayi Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK bunu tüm yurda yaydı. Biz oraya müfredat desteği verdik. Devletin kendi DeneyUp atölyelerine gönüllü eğitmenlerimiz gidip çalıştılar. Onlar 81 ile yayıldı. İstanbul'dakilerinde de bizler bütün İstanbul'daki merkezlerde bütün eğitim faaliyetlerini sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu. Bunun yanında da merkezinde teknoloji yarışmalarını barındıran, böyle yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi tüm toplumu harekete geçiren bir etkinlik düzenledik. İlk defa 2018 yılında. İşte Teknofest'te salonun herhalde epey bir kısmı katıldı diye anlıyorum. Değil mi? Bakınca şöyle. Şimdi tabii hayat anlardan oluşuyorsa, bizim de hayatımızda yaptığımız bir anlamda en anlamlı vakitler, anlar nedir diye sorsalar herhalde ben Teknofest derdim. Çünkü Teknofest sadece SİHA'lar, İHA'lar değil, sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin her alanında dünyaya söz söyleyebilecek, ülkemize eser bırakabilecek milyonlarca gencin adeta o ülkesinin ve insanlığın faydasına teknoloji geliştirme tutkusunun aşılandığı bir yer. Şimdi sizlerle onun o eşsiz karelerini paylaşmak istiyorum. Tabii yurt dışında da ilk defa Azerbaycan'da da düzenledik. Bu yıl Adana'da olacak. Geçtiğimiz yıl 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle 3 büyük şehrimizde düzenlenmişti. İstanbul, İzmir ve Ankara. Tabii 40 farklı yarışma var. Bunlardan bir tanesi dünyada sadece 2 ülkede yapılan roket yarışması. Bu yıl 1,5 milyon öğrencimiz başvurdu Teknofest'e. Sadece yarışmalara. Biz geçtiğimiz yıl 4,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık ve 1 milyon başvuru vardı. Adana'ya 1,5 milyon öğrenci başvurdu. Evet, sizlerle bugünü beraber geçirmek benim için büyük bir mutluluktu, güzellikti. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Değerli sunumları için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisine bir hediye takdimimiz olacak. O zaman soru alalım. Ona göre hareket edelim. Mikrofonu yönlendirelim. Soru sormak isteyen varsa birkaç soru alabiliriz. Birkaç soru alabilirim. Şuradan bir yönlendirebiliriz. Merhabalar. Adım Yasin Ali. Fizyoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben şeyi merak ediyordum. Neuralink tarzı bir girişim düşünüyor musunuz? Mesela biz nöronal popülasyonlar üzerine çalışıyoruz beyindeki ve beyin haritalandırma çalışmaları yapıyoruz. Hani Elon Musk'ın yaptığı gibi Neuralink tarzı direkt nöronal çalışmalar üzerine bir kuruluş tarzı ya da bunun üzerine gidebilecek bir şey düşünüyor musunuz? Onu merak ettim. Teşekkür ediyorum. Tabii biz biraz da çalışmalarımız havacılık ve uzay üzerinden şimdilik devam ediyor. Can Sağlığı Vakfı psikiyatri ve kanser alanında tümüyle toplum yararına olacak bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Elbette makinelerin bu kadar
hızlandığı ve insan hayatına girdiği dönemde tabii insanın makineyle olan etkileşimi ancak klavye ve dokunmayla olacak olursa epey bir burada verimin düşük olduğunu görüyoruz. Bunun için de dünyada da yapılan başka araştırmalar ve çalışmalar var. Tabii doğal dil işlemeyle kat edilen yol aslında bayağı sevindirici. Bununla alakalı da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Önderliği'nde T3 AI adlı merkezinde Türkçe olan bir projeyi yürütüyoruz. Bununla alakalı ciddi yatırımlar da yapıldı ve tümüyle açık kaynak olacak bu çalışmalar ve ekosistemin kendi yani girişimlerin bir anlamda düşünün ki tıp alanında uzman bir şekilde cevap verebilecek bir yapay zeka asistanından hukuk alanında da bir teknoloji geliştiren yapay zeka asistanı geliştiren bir girişime izin verecek bir altyapıyla kuruluyor bu. Yani herkesin kullanabileceği Türkçe merkezli olan bir model üzerinde çalışıyoruz. İşte ilk denemeleri yapılıyor. İnşallah o da yakın zamanda faaliyete geçecektir. Yapay zeka ile olan yani doğal dil işlemeyle alakalı insanın makineyle olan etkileşimini hızlandıran bu unsur aslında epey bir kolaylaştıracak. Çünkü artık ilk defa yani nispeten bize çok akıllı cevaplar verebilen, büyük bir müktesebatı içinde barındırabilen, neredeyse tüm dilleri, insanın konuştuğu tüm dilleri anlayan bir makine var. Ve bu makineyle olan, o klavyeyle veya mouse gibi araçlarla olan etkileşimimizi çok kolaylaştıracak. Bizim direkt bir, yani insanoğlunun biyolojik olarak direkt makineye bağlayacak böyle bir elektriksel bir bağlantı üzerinden çalışmamız yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, burada biraz hanımefendilerden mi alalım? Bu tarafta vardı sanki. Şurada bir beyefendi var, elini kaldırıyor ısrarla. Yok ama arkadaki beyefendiye uzatabilirsek. Biraz daha. Geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun, eksik olmayın. Onun haricinde bir sorun var. Ben savunma sanayi, yani ben genel olarak baktığım zaman ben Türkiye'nin en büyük eksiğinin balistik füzeler olduğunu gördüm. Hani balistik füze üretimiyle ilgili herhangi bir çalışmanız var mı acaba? Çünkü abi Roketsan bu konuda çalışıyor ve onların uzun menzilli füzeleri var. Yani 1000 kilometrenin üzerine dahi gidebilen füzeleri var. Yani, tabii biz Akıncı'dan mesela takip ediyorsanız yakın zamanda dünyada en fazla bu arada akıllı mühimmat testi yapan, farklı testleri yapan ülke halindeyiz şu anda. Akıncı gün geçmiyor ki yeni bir füzeyle, yeni bir mühimmatla test yapmasın. Yakın zamanda süpersonik füzeleriyle test yaptık. Hatta yakın zamandan öte yani defalarca denemesi yapıldı farklı varyantlarıyla. Bunların da hepsi Türkiye'de geliştirildi, bu teknolojinin hepsi. Ve hiçbir insansız aracından da denenmiş teknolojiler değil. Türkiye çok ciddi yol aldı. Yani tabii Aselsan'ın da mesela yaptığı çalışmalar radar teknolojisinde, yine Akıncı'da kullanılıyor, elektronik harp teknolojisinde. Yine dünyaya damgasını vuracak elektrooptik kamera sistemleri anlamında yani yabancı muadillerinin iki katı daha iyi olan çözünürlüğü, termal çözünürlüğü. Ne demek termal çözünürlük? Yani uzun menzile baktığında termal kamerayla, işte geçen günkü operasyon da termal kameralarla yapıldı. Yabancı muadillerinden iki kat daha yüksek bir başarımla çalışan kamerayı geliştirdi. Şu anda biraz daha düşük versiyonu olan CATS 10 ülkeye ihraç edilmişti. Herhalde bu bütün dünyadan talep görecektir. Dolayısıyla Türkiye çok büyük yol aldı bu alanlarda. Savunma sanayinde ve özellikle insansız araçları, akıllı araçlar konusunda çok ciddi yol almış durumda. Tabii tüm diğer sivil alanlara artık bunu taşması gerekiyor. Bu çalışmaların işte dünkü de sivil bir operasyondu ama sadece savunma sanayinde değil, savunma sanayinde gelişen bu yüksek teknoloji sivil alana girdiğinde çok daha yüksek bir katma değere dönüşecektir. Teşekkür ediyorum.
Evet, buradan. Şuradan bir arkada hocamız var. Hocamıza verirseniz. Arka tarafta. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Doktor Muzaffer Akçay, biyoloji bilimindanlıyım. Şimdi şu fotoğrafa bakınca küçük bir soru sormak istedim dostum Selçuk Bey size. Yani şu makineyle insanın yarışında insan nerede olacak bu yarışta? Şu fotoğrafta robotun el üstte. Bu konuda ne dersiniz? Yani bu kasıt var mı? Ha, şimdi benim resmimde tabii köklerden göklere yazıyordu. bu sizin zirvenin resmi herhalde değil mi? Ben evet. De şimdi ilk defa görüyorum. Evet. Şimdi robotun eli yukarıda insana dokunuyor. Yani açıkçası çok da benim arzu ettiğim bir görüntü değil. Pekala bu yarışta, evet. bu teknolojik yarışta insan ve makine yarışında ileride sizin öngörünüz ne? İnsan nerede olacak, makine nerede? Yani çok güzel bir soru bu. Bununla alakalı herkesin türlü türlü iddiaları var. Ben de hem felsefi anlamda hem teknolojik anlamda hem bu alanda uzman arkadaşlarımla saatlerce, günlerce bu konuyu tartışmışlığım vardır. Enteresan bir noktadayız. Yani insanoğlunun şöyle bir doğası var gördüğüm kadarıyla. Böyle 4 milyar yıl dünyanın geçmişi. Dünyada bir zerre bile değil kainatta. 4 milyar yılda neler olmuş diye bakınca dünya defalarca yıkılıp biz bu arada 200 bin yıldır en fazla buradayız. Ondan önce insan yok. Mesela 200 milyon yıl dinozorlar var. 200 milyon yıl. Şimdi bir tahayyül etmeye çalışalım. Kolay değil. Bu nicelikleri tahayyül etmek zor. Çünkü 300 kişiyi anladık. Ben aynı anda 1 milyon kişiyi gördüm. Onu da anlıyorum. 200 milyon yıl deyince nasıl bir süredir? Yani ne bileyim bir yıl zor geçebiliyor değil mi? Deprem yılı zordu mesela. Bazen şöyle geçmişe bakıyoruz 20 sene ya ne çabuk geçti diyoruz. 200 milyon yıl deyince dinozorlar yaşamış dünyaya hükmetmişler. En güçlü varlıklar onlarmış. Bir taş düşmüş dünyaya. Dinozorlar ölmemiş ama dünyanın ekosistemi. Değişmiş, dünyada 30 kilodan ağır canlı yaşayamaz hale gelmiş. O en yıkılmaz saltanat, hükümranlık bir anda devrilip gitmiş. 200 milyon yıl sürmüş. Dinozorların en büyük avantajı, en büyük dezavantajına dönmüş. Şimdi insanoğlunun serüvenine bakıyorsunuz. İnsanoğlu da böyle bir yandan mükemmelliğe meftun. Yani hep bir şeyin mükemmelin peşinde, işte gücün peşinde. Ve çok iddialı. Diğer canlılarda bu yok. Yani dinozor aynı şekilde yaşamış. Ne bileyim kunduz var. Mühendislerin simgesi. MIT'nin simgesiydi. Kunduz böyle baraj yapıyor. Ama 1 milyon yıldır aynı baraj yapıyor. İnsan öyle değil. Dün mağarada yaşarken bugün gökdelen yapıyor. Ama çok iddialı bir varlık. Şimdi iddialı derken tanrı olma iddiası da var. Bir yandan o mükemmelliğin peşinden gidiyor ama bir yandan da çok kendini büyük görüyor. Mesela şimdi biz bu makineyi yaptık. Hakikaten insanı etkiliyor. Ya şimdi bütün bu salondaki insan sayısının insanın hepsinin entelektüel kapasitesini bir araya getirsen yani şöyle bir mektup geldi bana. Hintçe şunu Sri Lanka dilinde diplomatik bir şekilde cevap ver diyorsun. Bunu 30 saniyede yapıyor yapay zeka. Ya gerçekten bir salon bir araya gelsek belki yarım günde yapacağımız iş ama Sri Lanka'ca bilen de olması lazım aramızda. Var mı bilmiyorum. Yoktur. Hem Hintçe'yi bilecek hem şimdi bu çok etkileyici bir şey gerçekten. Böyle olduğu zaman şu analojiyi kullanabilirsiniz. Karşınıza böyle mükemmele yakın bir teknoloji geldiğinde şunu düşünebilirsiniz. Bizim bu bilgisayarlarla yaptığımız işlerin hepsini neyle yapıyoruz? İçinde çipler var. Onun içinde de ne var? Yazılım var. Yazılım böyle daha ruhani bir şey gibi görülüyor. Çünkü niye? Elle tutulmuyor değil mi? Halbuki o makinenin hepsini çarklarla yapmak mümkün. Yani saat var ya, çok daha büyük yer kaplar makine ama çarklar dönüyor. Bunu unutmayın. İçeride dönen şey böyle bildiğiniz dişli çarklar. Bütün bilgisayarın çıktılarını ve girdilerini bu şekilde yapmanız mümkün. Şimdi çarklar dönecek ve böyle bir cevap verecek. Bunu anlıyoruz. Peki bu çarkların, diyelim ki insanı taklit etti işte acı çekti. Değil mi? Acı çekmesini de birebir taklit edebiliyor.
Yani bir anlamda şuuru var mı denizde? Aslında o dönen çark sadece. Ve şunu da unutmayın. Asla unutmayın. Ne zaman böyle çok karmaşık bir şey önünüze geldiğinde bu örneği hatırlamaya çalışın. Yani bir çark dönüyor içeride. Çok sayıda çark dönüyor. Şimdi bir tarafından baktığınızda bu makine sizi çok etkiliyor. O çarklar dönüyor ama gerçekten hakikaten içinde böyle bir yaratıcı güç var mı diye sorabileceğiniz şeyde nitelikte işlerle karşınıza çıkıyor. Böyle süper güç gibi. Hatırlamanız gereken şey dediğim gibi içeride sadece çarkların döndü. Daha enteresan bir örnek benim aklıma geldi. Böyle kavramsal olarak arkadaşlarımızla tartışıyorduk. Şimdi dediler ki işte karıncanın yaptığı bütün şeyi programladılar, işi. Yapay zeka. Hepsini yapıyor. Yani karıncayı bitirdiler. Şimdi karınca minnacık bir canlı. Benim aklıma sivrisinek geldi. Şimdi sivrisinek doğuyor. Şimdi Akıncı bizim sivrisinekten daha karmaşık değil. Daha hızlı uçuyor. 6 ton, 100 tane bilgisayar var. 20 sene bütün müktesebatımızı, biriktirdiğimiz her şeyi, bütün teknolojiyi koyduk. Milyonlarca satır yazılım yaptık. Akıncı işte tuşa bastığında bir rotayı takip ediyor. Dönüyor, otomatik iniyor. Sivrisinek nasıl doğuyor? Kalkıyor. Yani suyun içinde doğuyor. Gelip beni buluyor. Damarımın sıcak noktasına gelip sokuyor. Oradan kan emiyor. Yaşam döngüsünü devam ettiriyor. Sonra içinde bir, bizim kampüs çok büyük. 300 bin metrekare. Dünyanın en büyük kampüslerinden biri. O uçakları yapacağımız yerler büyük olması gerekiyor. İçinde bir de o fabrikalar var. Çünkü içinden bir sivrisinek daha çıkıyor. O sivrisineğin. Ve bu kadar. Yani şöyle... Şimdi biz bütün o kampüsü Akıncı'nın içine sığdırdığımızı düşünün ki bir uçak daha yapsın. Bu sivrisinek. Ve bundan böyle milyar sene artık ne kadardır var bilmiyorum. Böcekler çok eskiden biri var. Şimdi bu bununla bizim yaptığımız kıyaslanamaz bile. Yani doğada işte Allah'ın yarattığı dediğimiz işte bu canlıyla şu makineyi kıyasladığımızda aradaki farkın böyle yani biz işte karınca yaptık demeden çok daha öte bir fark olduğunu görüyoruz. İçinde makinesi, yani bu kendini üretecek makineyi de taşıyor, fabrikayı da taşıyor. Ve doğar doğmaz mesela geliyor, kendi başına uçuyor. Sivrisinek bunu yapıyor. Daha enteresan bir şey, bu arada biz bu kadar işi yaptırmaya kalksak, sivrisineğe benzer bir robot yapsak, yanına bir de nükleer reaktör koymak gerekecek. Bütün bu fabrikayı çalıştırsın diye. Şimdi bu yapay zekada da benzer bir durum var. Mesela insanın beyni bildiğim kadarıyla 20 wattla çalışıyor. Bir ampul kadar enerji harcıyor. Şimdi insanın beynindeki bütün bilgiyi şeye yüklediğinizde, bilgisayara yüklediğinizde ve işte cevap verebilir hale getirdiğinizde kocaman bir nükleer reaktör çalıştırmanız gerekiyor yan tarafta. Dolayısıyla makineler insanı böyle yenecek mi dediğinizde benim aklıma bir örnekler geldi. Yani kimileri diyor ki bunlar daha işte nasıl insanoğlu evrimle varlığını sürdürürse, biyolojik evrimiyle çok ilerlediyse veya canlılar, biyolojik canlılar. Kimilerinin iddiası şu, bu da evrimin ilk aşamasında böyle şuursuz, duygusuz bir varlık olarak dünyaya hükmedebilir, gelir ve hükmedebilir. Bence tezat durumlar var ama, hükmedebilir ama biz de fişini çekeriz yani. Çok yanlış bir şey yapmaya kalksa. Bizde de böyle bir şey var. Bir de yani diğer yaratıklarla kıyasladığımızda bazı yönleri çok etkileyici. Evet, bizim uçak mesela Akıncı 400 kilometre hızla uçabiliyor. 500 kilometre ne bileyim. Sesin 5 katı üzerinde uçan uçak da var. Evet, hiçbir canlı bu hızlara çıkmıyor. Canlı varlıklar çıkmıyor. Ama öyle işler yapıyorlar ki hiçbir savaş uçağının yapamayacağı, hiçbir uzay aracının yapamayacağı işleri yapıyorlar. Mesela güneş bütün dünyaya hayat veriyor değil mi? Güneş inanılmaz bir reaktör mesela. Ve inanılmaz hızlarda gidiyor. Yani biraz insanoğlunun ben bu böyle kendini çok yukarıda görmesine bağlıyorum. Yani bir rüzgar esse, büyük fırtına çıksa hepimiz böyle sığınak, saklanacak yer ararız. Şimdi 5 sene önce yapay zeka, şimdi her şeye yapay zeka deniyor bugün. 5 sene önce big data deniyordu mesela. Büyük veri. Herkes bunun peşinde koşturuyordu. Şimdi
birden 10'a kadar sayan bir çevrim yazsa adam diyor ki bu yapay zeka. Yani biraz böyle abartı da var. Şuna da benzetebiliriz. Mesela televizyon icat oldu, değil mi? Büyük icat, evet. 10 bin kilometredeki adamı canlı suret görüntüsünü benim önüme getirdi. Büyük şey. Ama adamın kendisi gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Ne bileyim, matbaa icadı oldu, bilginin yayılımı çok kolaylaştı. Bilgisayarın icadı da öyle. Bu da önemli bir kırılım. Yani şu an yaşadığımız şey çok büyük bir kırılım. Hayatı çok verimli hale getirebilecek bir kırılım. Ama yani şu resimde değil. Yani bu resimde olduğu gibi değil. Bununla böyle bir duygusal bağ kurmanız mümkün değil. Yani şimdi bu bizim makineler için de geçerli. Evet, bizim makineler insanlığa faydalı bir iş yaptıklarında hakikaten insanlığın doğasını alabilecek, milletimizin doğasını alabilecek işler yaptıklarında, ki o zaman da yönetenler yine insan, o zaman kıymetliler. Ama o yapanlardan ve yapanların niyetlerinden dolayı kıymetliler. Yoksa makineyle, maddeyle öyle duygusal bir illiyet oluşturmanız pek mümkün değil. En azından ben robotikçi olarak çok mümkün olmadı. Sadece biz onlara yüklediğimiz anlamdan dolayı, niyetten dolayı kıymetli oldular. Gerçi yoruldunuz ama sizin son kelimeniz de ahlaktı. Bu makinenin gelişiminde teknoloji, ahlak nerededir? İşte bu her zaman bir problem oldu. İnsanoğlu maddenin, biz dünyada kainatta dört temel kuvvet var. Yer çekimi kuvveti, kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf çekirdek kuvveti, güçlü çekirdek kuvveti. Biz bugün yer çekimini mesela tüm insanlık kullanıyor, değil mi? Nasıl kullanıyor? Baraj yapıyorsunuz. İçine su dolduruyorsunuz. O hidroelektrik santralden su akıyor, türbinleri çeviriyor, elektrik elde ediyorsunuz. O elektriği alıp bir yere taşıyorsunuz. İşte sinyallerle dünyaya yayıyorsunuz. O da elektromanyetik kuvvet. Veya buraya arabayla geldik, arabanın içinde yakıt vardı, molekülleri parçaladık, elektromanyetik kuvvet açığa çıktı, ısıya dönüştü, arabayı buraya getirdi. Bir bardak mesela yakıt bizim akıncıyı alıp tutup pist başından gökyüzüne kadar çıkartıyor. Belli bir seviyeye kadar getiriyor. Ne yapıyoruz? Elektromanyetik kuvveti açığa çıkarıyoruz. Molekülleri kırıp, bir de çekirdeğin içindeki kuvvet var. İnsanoğlu mesela o çekirdeğin içindeki kuvveti parçaladı. İlk demonstrasyonu ne oldu? Yani nükleer teknolojiyle. Bütün insanlığı ısıtmak yerine mesela, ne bileyim, elektrik ihtiyacını karşılamak yerine tüm dünyaya mesela şu gücünü göstermek istedi, değil mi? Amerika Birleşik Devletleri. Ben bir anda bu kadar insanı yok ederim nükleer bombayla. Yani o projede çalışan bilim insanları, belki en başta çalışanlar, böyle bir sonucu hayal etmiyorlardı. Kendileri çaresizliksiyle bunu yaptılar. Yani dolayısıyla teknolojiyi veya herhangi bir buluşu, herhangi bir aracı insanlığa zararlı bir şekilde, topluma zararlı bir şekilde kullanmak veya faydalı şekilde kullanmak mümkün. Bu tümüyle hangi ahlaki düsturla buna yaklaştığınızla alakalı. Zaman zaman elbette bilim içinde aynı şeyler söz konusu. Bilim sadece bilim içinse, insan için değilse, çok problemli sonuçlar elbette ortaya çıkabilir. Artık herhalde, peki sizlerle birlikte olduğum için tekrardan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ülkemizin aydınlık günlerinde buluşmak üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hediyelerini takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Kendisine hazırlamış olduğumuz hediye modern hat sanatının orijinal bir örneği. Yine Hattat Bilal Akkaya imzalı. Türkiye yüzyılının modern hatta işlenmiş haliyle, logosu işlenmiş haliyle bir görsel var orada, görüyorsunuz. 16 Türk Devleti'ni temsil eden yıldızlar ve eliflerden oluşmuş 99 elif var. Esma-ül Hüsna'ya vurgu yapan.
Evet, Selçuk Bey'in de Sayın Rektörümüze bir hediye takdimi var. Sanırım Kızıl Elma maketi değil mi? Evet. Evet, bir aile fotoğrafı için başkanım, rektör yardımcılarım, sayın genel sekreterim, değerli protokol misafirlerimiz, dekan hocalarım, buyurun lütfen. Gülençte hocam, Erdal hocam, buyurun lütfen. Ömer Ziya hocam, siz de buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz.